Evet, Emrah Bey merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi Anadolu Tarım'ın çok güzel, profesyonel bir hizmeti var. Birinci yılınızdasınız. Öncelikle emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Genç, girişimci bir ziraat mühendisi olarak. Kısaca bir şahsınızı tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyeceğimize. Emrah Söylemez kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçek? Ben 1993 Aksaray doğumluyum. Erciyes Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Bitki Koruma mezunuyum. Evet. Sektörle tanışmamız, bizim bir bölgede bir eksiklik vardı bu konuda. Yani bizim yaptığımız işi yapan kimse yoktu. En yakın yer 50 kilometre uzaklıktaydı. Evet. Özellikle zira ilaç konusunda. Hı. Biz bu bölgede bunun bir eksik olduğunu düşündük. Hı. Ve genç girişimci olarak ortağım Hakan Karlı ile bu yeri açmaya karar verdik. Gayet güzel. Şimdi Hakan Karlı da makine mühendisi. Evet, makine mühendisi. Şimdi bir açıklığı hissettik diyorsun. Evet. Burada nasıl bir sistem vardı daha önce? Yani insanlar bu konuya bayağı ihtiyacım var. Örneğin ziraat ilaç konusunda insanlar en yakın Aksaray'a 50 kilometre uzağa gidiyordu. Evet. Ve hani aldıkları ilaç hani ezberi oluyordu. Ben burada olduğum için hani çiftçiye hem arazide hizmet verebiliyorum hem burada da hizmet verebiliyorum. Evet, bu da önemli bir ayrıntı aslında. Dediğiniz gibi şimdi gidiyorlar, alıyorlar ürünü ama ne olduğunu da tam bilmiyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Ya, çiftçi gördüğüne göre anlatıyor. Oradaki insan anladığına göre hareket ediyor. Ona göre ürün veriyor. Ona göre ürün verdiği için hani %100 bir verim alma her zaman için olmuyor. Evet. Peki biz şu anda neredeyiz bölge olarak? Aksaray'ın Sultanahan ilçesi. Sultanhanı ilçesindeyiz. Peki kaç metrekaredir burası? 143 metrekare. Şimdi burayı bir anlatalım. Mağazanın içerisinde siz satış anlamına işte çiftçilere destek olarak verdiğiniz ürünler var. Mağazada neler var? Satış? Bizim mağazamızda sulama sistemleri, yağmurlama, damlama sistemleri, sıvı gübre, özel organik gübreler, evet, zirai ilaçlar, tohum, pancar tohumudur. Hani bölgede ekilen evet, ürünlerin evet, tohumu, yonca tohumudur, evet, mısır tohumudur gibi hani bölgede ekilen bütün ürünlerin tohumlarını satıyoruz. Ekstra olarak danışmanlık hizmeti de veriyoruz çiftçiye. Orayı açalım biraz, o danışmanlık önemli bir şey aslında. Siz dediniz zaten olmayan hizmetleri biz getirdik, bunları yapıyorsun. Ben size bir çiftçi olarak geldim. Hizmetlerinizden faydalanıyorum ama siz araziye de gidiyorsunuz. O bölümü açalım biraz. Biz haftanın 4 günü arazi hizmeti veriyoruz çiftçilerimize. Arazide yani görüp, görerek ona bu nedir, ne yapılması gerekir ona göre hizmet veriyoruz. Evet. Yani öyle ezberi bir hizmet olmuyor. Hizmet olmuyor. Yani bunu yaptığımız için de ilk yıl hani çok büyük bir başarı yakaladık. Evet, verimlilik olarak. Verimlilik olarak hani bizim en büyük farkımız, diğer firmalardan en büyük farkımız bu oldu. Evet. Çünkü yani haftanın 4 günü az bir gün değil. Yani genellikle bütün müşterilerimizin arazisine gitmeye çalıştık. Ve şu anda hani yaptığımız işte biz çok memnunuz. Evet, peki. Bölge şimdi gezdiğiniz için arazi yapısını da iyi biliyorsunuz ama iklim değişikliklerinden dolayı çeşitli arazilerde işte sorunlar yaşanıyor veya bitkiler üzerinde mantarlaşma oluyor. Evet. Sen onlardan bahsedelim mi? Yani çok gözleminiz nedir bu doğrultuda? Bu sene iklim değişikliğinden dolayı yani mantari hastalıklar arttı. Özellikle pancarda serkaspora hastalığı bu sene çok yoğun bir şekilde. Yani şu an tarlasında olmayan yok yani. Evet. %99'unda var. Buğdaylarda kök çürüklüğü, septoriyel yaprak lekesi oldu. Bayağı bir sıkıntılı oldu çiftçiler için. Evet. Böcekler konusunda geçen seneye göre popülasyonlar biraz daha fazla, hani ilaçlar satımı biraz daha fazla. Evet. Ha, iklim değişikliğinden dolayı böyle sorunlar olabiliyor çiftçiler. Peki ağırlık çiftçilerimiz neler ekiyorlar bölgede? Ağırlık burada yonca, şeker pancarı, mısır, danelik ve silajlık olmak üzere. Evet. Arpa, buğday, ayçiçeği. Bu sene biraz da nohut ekimi başladı öyle. Bu şekilde. Peki sizin sattığınız ürünlerin geldiği noktalar da önemli, kalitesi de önemli. Bu doğrultuda nerelerden geliyor ürünler, neye dikkat edersiniz? Ya bizim için olmazsa olmaz bir güven kaybetmek yerine para kaybetmek evet, tercihimiz abi olur. Yani boşumuz sözü olur, alıntı olacak ama çünkü bir çiftçiye güven verdiğin zaman o her zaman için sendedir. Yani senin evet, müşterindir. Evet, evet. Ama hani bir kötü bir ürün olduğu zaman o sıkıntılı olur. Kendi itibarımızı sarsır. O yüzden biz başta kaliteli ürün, hani çiftçinin işini görebilecek bir ürün seçiyoruz ki her zaman için güven kazanalım, her zaman için iyi olsun, yaptığımız hizmette de bir anlam olsun. Evet. Peki şimdi mesela damlama sisteminde bir kurulum aşamaları vardır. Bunları siz mi yapıyorsunuz yoksa çiftçilere anlatıyorsunuz? Ya biz projesini çiziyoruz, yani damlama sistemi nasıl yapacağını falan anlatıyoruz. Zaten öyle faiki bir şey değil, yani evet, kurulum. Anlatıyoruz, şunu şuraya yapacaksın.
Anlattıktan sonra çiftçi alıyor, kendisi kuruyor yani öyle bir evet. Zor bir bizim gerektiği zaman ama yani hiç olmadı mesela bir sıkıntı oldu filtreyle damlamayla ilgili. Gerektiği zaman teknik desteği veriyoruz tabii ki. Teknik desteğimiz var. Şimdi toprak analizi önemli. İnsanlar toprağın verimliliğini ölçmek ister. Bu doğrultuda sizin var değil mi böyle hizmetleriniz? Biz toprak analizi olarak kendimiz analiz yapmıyoruz ama üniversitelere gönderebiliyoruz yani üniversitede tanıdığımız hocalar var. Evet. Gönderip net bir analiz çıkartırıp ona göre çiftçiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Peki sektörle ilgili genç girişimci iki ortak olarak hedef ve beklentiniz nedir böyle ya? Bizim ortağımızla birlikte hedefimiz tarım market olmak. Çiftçinin bütün istediklerine cevap vermek. Evet. Hani her alanda yani bir tarımla ilgili ne olur ne varsa bizde o bulunması ve çiftçinin bu bölgedeki çiftçinin sorunlarının duyurulması. Hani bu gerçekten de bölgede çiftçimizin büyük sorunları var. Bunları duyurmak istiyoruz. Neler mesela? Böyle çok sorun dediğiniz başlıklar neler var? Birincisi bizim olmazsa olmaz çiftçinin sorunu şu an su sıkıntısı var. Evet. Evet burada hani bir baraj falan olmadığı için yeraltı suyundan kullanılarak sulanıyor. Ve bu sıkıntı da yani şu an hani 5 sene sonrasını çiftçi göremiyor. Önünü göremediği için de biz bunu duyurmayı hedefliyoruz. Bunu da duyurmayı hedefliyoruz. Evet, evet. Yani en büyük sıkıntı şu an o. Su. Su olmayınca zaten toprak da işlenmiyor. Bu sefer dediğiniz gibi iyi bir verim de elde edilmiyor. Evet. Bu da sorunları arttırıyor. Yani bizim çiftçinin ana sorunu su. Suyu hallettikten sonra evet diğer sorunlarımız da var ama suyu hallettikten sonra %80'i sorunların çözülüyor. Çözülecektir. Sizin de en büyük hedefiniz işte o eksik açık bölümde bir iyi bir anladığım kadarıyla tarım marketi oluşturmak. Evet. İnsanların dışarıya bağımlılığını azaltmak evet. istiyorsunuz. Yani sonuçta kilometrelerce yol gitmektense ayağına kadar hizmeti getirmek evet, aynen öyle. Anladığım kadarıyla. Peki ben size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Birlikte. Bir de son olarak bugüne dek sizi destekleyen, tercih eden şu bölge insanlar, çiftçilerimize bir teşekkür son sözlerinizi toparlayalım. Çiftçilerimizin hepsine teşekkür ediyoruz. Yani bizim hep yanımızda olan, ilk yılımız olmamıza rağmen bizi tercih ettiler. Yani her yönüyle verdiğimiz hizmete karşılık bir güler yüzle, bir teşekkürle karşılık verdiler. Ben de onlara her zaman için teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz artarak inşallah daha çok devam edecek. Peki. Ben size ve ortağınız Hakan Karlı beyefendiye başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. O istediğiniz hedeflere de ulaşırsınız. Sizinle yeni bir çalışma ve yeni bir lokasyon yerinizde buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.